Merhaba arkadaşlar, canım anne hoş geldiniz. Bugün birlikte saç örgülü bayan yeleği yapacağız. 38 standart 38 beden çalışacağız. Ama bu biraz esnek bir model olduğu için hani 38 40 bedene de aynı sayıları kullanabilirsiniz. Ben arka kısma 91 ilmek attım. 38 40 beden için. 42 44 ya da daha yüksek yani her beden için bu sayıların üzerine 10-12 ilmek ekleyebilirsiniz. O şekilde bulabilirsiniz bedenini. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Hani 3 ya da 4 numara hangi şiş numarası kullanacaksanız aynı tığ numarasıyla zincir çekerek de kendinizi ölçerek yapabilirsiniz. Ya da hiç dediniz ki ben öyle yapamıyorum, şöyle yapamıyorum. Ölçü beden tablosu var. İnternetten bakabilirsiniz. Santimine göre ölçüp de yapabilirsiniz. Eğer hiçbir şekilde şey yapamazsanız yani yapamadım, beceremedim derseniz yorum olarak bize yazabilirsiniz. Yardımcı oluruz. O konuda sıkıntımız yok. Ben gösterme amaçlı şu anda bu kadar ilmek attım ama arka kısmına başlıyorum şu anda. 91 ilmek atıyoruz. 38-40 beden için. Şişim 4 numara. İpim biraz daha hani orta kalınlıkta diyemeyeceğim. Bir tık daha ince. Haroşayla başlıyorum. Alt kısmına 7 diş haroşa yapacağız. 7 diş haroşa ne demek? Önünü hem ön kısmında hem arka kısmında haroşa olarak öreceğiz. O zaten diş diş olacak yani tabiri caizse. Birlikte başlayalım. Kolay gelsin. Öncelikle ilk sıram haroşayla başlıyorum. Ben gösterme amaçlı bu kadar az ilmek attım. Haroşa yapıyoruz. Arka kısmına geçtiğimizde yine haroşa yapacağız. Bu 7 diş olana kadar önlü arkalı haroşa yapacağız. Normal bildiğimiz haroşaya devam ediyoruz. Ben boynumda örenlerdenim. Yani elinde örenlere de hayranım bu arada. Keşke elimde örebilsem. Çok uğraştım ama yapamıyorum. Nasıl öğretildiyse öyle insan alışıyor çünkü. O yüzden yaptıklarımı da söylüyorum ki kimse elinde örenler, boynunda örenlerin ördüğünü anlamıyormuş galiba. Öyle bir şeyler duydum. Önlü arkalı haroşa öreceğim sadece. Bu şekilde. Hem önde hem arkada 7 diş olana kadar haroşa örüyoruz. Şimdi ben 7 diş öreyim, geleyim. Evet arkadaşlar. 7 dişten kastım buydu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuş. Hem önden hem arkadan 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 7 olmuş. Burada 6 kalmış. Bunu da yapalım. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Evet, 7 diş haroşumuzu ördük. Şimdi bundan sonra modele geçeceğiz. 5 ilmek haroşa, 6 ilmek düz öreceğiz. Model bu mu? Evet, bu. Koltuk altına kadar bu şekilde gideceğiz. 3, 4, 5 ilmek haroşa, 6 ilmek düz. Arka kısım bu. 5 tane haroşa, 6 tane düz yapıyoruz. Koltuk altına gelene kadar. Koltuk altından sonra saç örgülerimizi koyacağız. Yani boyunuza göre koltuk altına gelene kadar bir santim bir ölçü veremem. Çünkü herkesin boyu aynı değil, bir değil. Daha uzun yapmak istersiniz, daha kısa yapmak istersiniz. O boy kısmını siz kendiniz ayarlayacaksınız. Koltuk altına kadar geleceğiz. Koltuk altına geldikten sonra saç örgülerimizi koyacağız. Evet, ben koltuk altına kadar ördüm. 7 diş haroşumuz vardı. 5 haroşa, 6 düz yaptık. Bu şekilde. Koltuk altına kadar ilerledim. Koltuk altı kısmını göstereceğim. Şimdi 15 tane haroşa öreceğiz. Şimdi niye 15 tane haroş ördük? Şu kısım iptal ettik. Niye? Çünkü buradan hem sağdan hem soldan onar ilmek keseceğiz arkadan. Şu kısımda tam kol kısmında yani 10 tane keseceğiz. Bu kalan 5 tane kol çevresinde şerit gibi olacak. Daha düzgün durması için. O yüzden sağlı sollu şu ucunda yaptığımız gibi nasıl yaptık? Yani dedik ya diş haroşa önlü arkalı. Burada da öyle yapacağız. Önlü arkalı haroşa öreceğiz. 4-5 diş kadar. Ondan sonra keseceğiz. Bu şekilde. Diğer taraftan da 15 tane alacağım şuraya kadar. Yani şu düzle şu düz iptal olacak. Geriye 2 4, 6 tane şeridimiz kalacak. Onlar 6 tane saç örgüsü olacak. Arka kısımda. Önce şeritlerimizi, haroşalarımızı örelim. Devam ediyoruz. Ondan sonra kesme işlemine geçeceğiz. Evet, son 15'e geldim. 5, 10, 4, 5, 10, 5. Evet, buradaki 15'te
Karşı olarak görüyorum. Yani ilk 15 ilmeği ve son 15 ilmeği hem önden hem arkadan ön arkalı haroşa yapacağız. Geri kalanları gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu 5 diş haroşa olana kadar yeterli. Şöyle göstereyim. Tekrardan. beş tane haroş öreceğim. Sonra gördüğüm gibi öreceğim. Devam edeceğim. Aynı ucundaki gibi. Ucundaki gibi. 4 ya da 5 diş haroşa yeterli. Çok fazla olunca çok kaba duruyor çünkü. Yani 4 ya da 5 yeterli. Bunu yapalım. Ondan sonra saç örgümüze geçelim. Evet, 5 diş haroşumuzu ördük arkadaşlar kenar kısmına. Şimdi koltuk altını keseceğim. Onar tane. Keseceğiz koltuk altını. Ondan sonra birlikte saç örgümüze başlayacağız. Haroş olarak kesiyoruz zaten. On tane keseceğim. Kestim. Arka kısmından kesiyorum. Şu anda arka kısmındayım. 10 tane kestim. Diğer taraftan da 10 tane keseceğim. Ön kısmına geldiğimizde artık şeritlerimizi saç örgüsü haline getireceğiz. Bu kenar kısmındaki ön arka haroşaya tekrardan devam ediyorum. Onu bitene kadar o şekilde yapacağız. Bu şekilde devam ediyorum. Buradan da 10 tane keseceğim. Burada da 5 tane kalacak. Şu şekilde. Daha düzgün ve daha güzel duracak kol çevresi. Evet, buradan kestim. Buradan da keseceğim şimdi. 10 tane. Ve hemen saç örgüsüne geçeceğim. Kestim. 5 tane ön arkalı haroşam var. Düz şeritimize geldik. Şimdi saç örgüsünü yapacağız. İlk 3 ilmeği aldım. Önde. Şu iki parmağımla çıkardım sıradaki 3 ilmeği. Önce ayırdığım 3 ilmeği alıyorum.
Şimdi çıkarıyorum. Arkada kaldı. Diğer 3 ilmeğimi arkadan topluyorum. Tekrar sol şişime geçiriyorum. Üç üç. Altı ilmeğin üçer üçer ikiye bölüp yerini değiştirmiş oldum. Tekrardan sol şişe geçirip düz olarak devam ediyorum. Hepsinde aynı işlemi yapacağız. Devam ediyorum. Tekrar gösteriyorum. İlk üç tanesini aldım. Arkadakileri çıkarıyorum. Parmağımla tutuyorum. Tekrar sol şişe geçiriyorum. Bunları da sağ şişle arkadan toplayıp örmeden sol şişe tekrar hepsini geçiriyorum. Tekrardan hepsini sol şişe geçireceğiz. Öreceğiz çünkü. Hepsinde aynı işlemi yapacağım. 8 sırada bir bu işlemi yapacağız. Evet, hepsini yaptım arkadaşlar. Bu ilk sıramızdı. Şimdi arka kısmına gideceğim, ikinci sırayı. Bu şekilde. Bundan sonra hiçbir şey yapmadan, bu bir ilk sıra sayılıyor. Arka kısmına da gideceğim. 2. Üzerine 6 sırada ne görüyorsam öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan. Ondan sonra ikinci burgumuza geçeceğiz. 8 sıramızı ördük. Şuradan belli oluyor. Şu şekilde sayabilirsiniz. Bu ilmeklerin yerlerini değiştirdikten sonra. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde. Şimdi ikinci ilmeklerimizi bir daha yer değiştireceğiz. Kenar kısmını örüyorum. İlmeğimi aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Sağ taraftan gelen 3 ilmeği
sol tarafa geçirmiştik, yerleştirmiştik. Şimdi o soldaki 3 ilmeği sağ tarafa geçirmiş olduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir kere daha yapalım. Birlikte. Bu şekilde. Her sırada aynı işlemi yaparak ta ki ense kısmına gelene kadar aynı işlemi yapacağız. Ondan sonra ön kısmına geçeceğiz. Ön kısmında bir ufak farklılık var. Onu göstereceğim. Ön kısmında şerit gideceğiz. Kenarlarına. Bu şekilde enseye kadar devam ediyoruz. Evet, ense kısmına kadar geldim arkadan. Şimdi omuzları keseceğim. 22 tane 22 ilmek keseceğim. Birlikte keselim. Evet, 22 tane kestim. Devam edeceğim, bunu öreceğim. Arka tarafa geçtiğim zaman buradan da 22 keseceğim. Geri kalan enseyi, geri kalan bütün ilmekleri ense olarak tamamen kapatacağım. 22 tane kestim. Sonuna kadar ördüm. Şimdi tekrar arka kısmından 22 tane daha keseceğim. Tekrar dümdüz devam edeceğim. Tekrar öne geldiğimde tamamen bitireceğim. İki tarafta kesildi. Şimdi bunu tamamen kapatacağım, bitireceğim. Evet arkadaşlar,
Kestik. Tamamen bitirdik. Ense kısmını da. Bu kısım böyle kalmayacak tabii. Ön kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ön kısma geçtik. Ön kısma 60 ilmek atıyoruz. Yine arkada yaptığımız gibi 7 diş haroşa örüyoruz. 5 ilmek haroşa, 6 ilmek düz olarak yine başlıyoruz. Sadece ön kısmında bir püf noktamız var. Ön kısmında, ön kısımlarda şeritler yapacağız. Şu önlü arkalı haroşayı devam ettireceğiz. Ve yaptığımız düz olarak yaptığımız şeritlerin ilkini, saç örgüsünü en baştan başlayacağız. Başlayalım. 7 diş haroşamızı ördük. Beş haroşa. Altı ilmek düz. Bu şekilde devam edeceğiz. Sadece şu son 5 ilmeği önlü arkalı haroşa yapacağız. Bu yeleğin sol ön tarafını yapıyorum. Sağ ön tarafında da baştaki 5 ilmeği önlü arkalı haroşa örüp yan tarafındaki 6 ilmek düz ördüğümüz şerit halinde ördüğümüz kısmın ilkini sadece saç örgüsü olarak yapacağız. Sadece şu 5 tanesini arkaya çeviriyorum. Tekrar devam ediyorum. Şekilde. Sekiz sıra bu şekilde gideceğiz. Arkadaşlar. Ondan sonra saç örgümüzün ilkini yapacağız. Evet arkadaşlar, 8 sıra ördüm. Bunlar şerit olarak kalacak. Şu kısmını zaten önlü arkalı haroşa yaptık. Burayı normal düz haroşa yaptım. Sadece şu şeriti, önlü arkalı haroşa ördüğümüzün yanındaki 6 tane düz var ya, onu saç örgüsü yapacağız sadece. 8 sıra ördüm. 8 sırada bir tıpkı arkasındaki gibi yapacağız. Hiçbir fark yok ama sadece bir tanesini yapacağız.
Bu şekilde devam edeceğiz. 8 sırada bir tıpkı arkadaki arka kısmında yaptığımızın aynısını yapacağız. Bunu haraş olarak önlü arkalı. Bunu da saç örgü olarak devam edeceğiz. Şeritlerimizi bozmuyoruz. Bunlar kalacak. Ta ki koltuk altına gelene kadar. Koltuk altına geldiğimiz zaman arka kısmında nasıl şerit yapmıştık? Önlü arkalı haroşa yapmıştık 4 diş. Ondan sonra kesmiştik. Aynı şeyi bunda da yapacağız. Diğerlerini de koltuk altından sonra saç örgüsüne çevireceğiz. Bunu bu şekilde koltuk altına kadar yapacağız. Saç örgümüzü önden ve önlü arkalı haroşamızı devam ettiriyoruz. Diğer kısımlar aynı kalıyor. Koltuk altına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, koltuk altına kadar geldim. Arka kısımda yaptığımız önlü arkalı haroşa şu kısımda şerit vardı kol kısmında. Onu yapacağım. Aynı zamanda onu yaparken şu şeridi yok edeceğim. Şuradan eksiltmeye başlayacağım. Bununla birlikte 1, 2, 3 tane şu kısımda keseceğiz çünkü. 3 tane saç örgüsü kalacak omuza kadar. 2 tanesini omuzda kalacak. Bir tanesini enseye kadar uzatacağız. Şimdi koltuk altının önlü arkalı haroşasını yapacağım. Diğer şeritleri yine devam ediyorum aynı şekilde. Tıpkı arkasındaki gibi kol şeridini yaptım. Şimdi şu 6 tane düz var. Şu iki kenarındakileri haroş olarak öreceğim. 6 sıra kadar. Bir tane buradan haroş örüyorum. 4 tane düz kalıyor. Bunu bu şekilde haroşaya kadar haroşa olarak yani çevireceğim. Daha sonra o kısmı yok edeceğim. Yani yok edeceğim derken şu saç örgüsünün yanından eksilterek gideceğimiz için o zaten yok olacak. Bu şekilde.
Haroşamıza başladık. Yine arkasındaki gibi 4 diş olacak. 5. diş de keseceğiz. Şunu saç örgümüzü devam ediyoruz yapmaya. Şuraları haroşa yaptık. 4 tane kaldı. Bu kalan 4 taneyi 6 sıra boyunca öreceğiz. Evet, şu kısmın 6 sırasını ördüm. Tekrardan 4 sıra düzdü. Şu 2 tanesini de tekrardan haroşa yapacağım. 2 tane kalacak. Daha önün arkalı haroşa da 3 tane oldu. Devam ediyorum. Yine daha önce yaptığımız gibi kenarlardan birer tane haroşa yapacağım. Onu da aynı şekilde 6 sıra devam edeceğim. Arka kısmını yine gördüğüm gibi öreceğim. Bu ilerledikçe zaten belli edecek kendini. Arkayı gördüğüm gibi örüyorum, devam ediyorum. Arka kısmını da ördüm. 4 diş haroşamız oldu. 5.'ye geldik. Şimdi kesme işlemini yapacağım. On tane kesiyorum. Kestiğimiz sırada geri kalan şeritleri saç örgüsü olarak ilmeklerin yerlerini değiştireceğim.
şekilde devam ediyorum. Bakıyorum. Bunda da 2 sıra olmuş. Devam ediyorum. İki tane düz ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi ön kısımdan kesme işlemini de yapacağım. Saç örgüsüne kadar geldik. Şu saç örgüsünden önceki iki tane haroşayı bir alacağım. Bu şekilde eksilteceğim. Ta ki bu iki şeridin arasında 5 tane haroşa var. Bu ikisinin arasında da 5 tane haroşa kalacak. Şu kısmı o yüzden iptal ettik zaten. Haroşaya çevirdik. Şimdi iki tane kaldı. Saç örgüsünün yanındaki iki tane kalana kadar normal örüyoruz. Bunun ikisini bir alıyorum. Haroşa olarak kesiyorum. Tekrardan devam ediyorum. Artık bu iki şeridi saç örgüsü olarak devam ettireceğim. 8 sırada bir. Geri kalan iki tane düz vardı. Onları da şimdi haroşa olarak devam edeceğim. Yani şu saç örgüsüyle şu saç örgüsünün arasında 5 tane haroşa kalana kadar bu saç örgüsünün yanından eksilteceğim. Bunları direkt haroş olarak örüyorum. Bundan sonra sürekli haroş olarak öreceğim. Devam edeceğim. Kapattım. Yanında iki tane kaldı. Onları bir alıyorum. Bu şekilde dediğim gibi. İki saç örgüsünün arasında 5 ilmek haroşa kalana kadar şu saç örgüsüyle şu saç örgüsünün arasında 5 tane haroşa kalana kadar eksiltmeye devam edeceğim. Saç örgülerini 8 sırada bir yapıyorum.
Evet, iki saç örgüsünün arasındaki şu şeridi yok ettikten sonra ikisinin arasında 5 ilmek haroşa kalana kadar eksilttik. Geri kalanını dümdüz ördük. Omuza kadar geldik. Bu diğer önde de aynı şekilde yapacağız. Saç örgüsünün yanındaki iki son kalan iki haroşayı bir olarak alacağız. İkisi de aynı zaten. Omuz kısmından 22 ilmek keseceğiz. Geri kalanı kesmiyoruz. Devam ediyoruz enseye. İki önün şu saç örgüsünü iki önüne beraber enseye doğru uzatacağız. O yaka gibi olacak zaten. Şimdi omuz kısmını keseceğim. 22 ilmek keseceğiz. İki tane kestim. Bunu kesmiyorum, devam ediyorum. Bu kısmı enseye doğru uzatacağız. Şu kısım ense olacak yani. Diğer önden de ense de onu birleştireceğim. Ense kısmında 24 ilmek kaldı. 24 ilmeğin yarısı 12 olduğu için şu kısmı şurayı kestikten sonra şu kısmı 12 sıra öreceğiz. İki önde de. Ondan sonra bitireceğiz. Evet, ön kısmını omuzunu kestik. 12 sıra devam ettik. Bu şekilde. Şimdi ense kısmının dikişini göstereceğim. Etamin iğnesiyle yapıyorum. Düğümcüğümü attım alttan. Şuradan dikmiyorum. Şu aradan. Şu şekilde.
ön üst kısmından dikiyorum. Alttan değil. Şu bitiş yeri. Bu şekilde bir sağdan bir soldan alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şu kısım vardı ya, 12 sıra ördüğümüz. Şu omuz kısmından sonra devam ediyoruz. Yarısına kadar gelecek zaten. Bu şekilde. Burası iç kısmı. Şekilde. Diğer önde omuz kısmını diktikten sonra şu kısım kalacak. İkisiyle enseden en son şu kısmı birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bu yan dikişini de göstermek istedim. Yan kısmını da dediğimiz gibi yapıyoruz. Aynı teknikle. İç kısmı. Bu şekilde. Ön kısmını da diktim. Daha iplikler temizlemedim. Bu şekilde şu kısmı uzatmıştık. Dikerken şu kısmı devam ediyoruz. Şuraya dikiyorum. Zaten giyildiği zaman tam ense kısmını sarıyor, tam yaka oluyor. Yaka gibi oluyor. Bitti. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Abone değilsek YouTube kanalımıza abone olun. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü. İyiyse iyi. Teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden. Kötüyse şurası kötü. Keşke şurası şöyle olsaydı diye yazın arkadaşlar. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Şiş, tığ, tunus. Sorularınıza mutlaka yanıt verecektir arkadaşlar zaten. Yapacak arkadaşlar kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.